Euzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Hak ve Feyyaz Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eylesin. Değerli izleyenler bugün inşallah izhar derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 43. dersimizi bugün beraber yapacağız. Evet kıyasi amillerden mutlak fiilden müteaddi fiillerin kısımlarını yapıyorduk. Geçen ders efali kulüp meselesine giriş yapmıştık. Ama oradan bir konu kaldı. Bu dersimizde inşallah onları ve geri kalan e, müteaddi fiilleri bitirmiş olacağız. Ana başlığımız iki meful alanlar efali kulüp. Efali kulübün özelliklerini gördük değerli izleyenler mefullerin ile ilgili. Şimdi de 3 tane efali kulüp hassası göreceğiz. Hasa ne demek? Hasa ona ait olup diğer başka hiçbir şeyde kullanılmayan özellikleri demek. Bu da özellik ama bu özellikler buna ha ait özellikler. Bunu bu yapan özellikler. Bunlar üç tane değerli izleyenler. Birincisi faili ve mef'ulü aynı manada muttasıl zamir olabilir. Ne demek istediğini söyleyeceğiz. İki mef'ullerinin başına enne dahil olabilir. Ne demek istiyor göreceğiz. Üç kalp fiili iki mef'ulün ortasında veya sonunda geldiğinde ilga ve iamali caizdir bize kapalı gelen bu ifadeleri şimdi tek tek ele alacağız. Birincisi fail ve mefulü aynı manada muttasıl zamir olabilir. Şimdi efali kulübümüz alime alim tuni kaim. E kendimi ayakta ayakta olduğumu düşünüyorum. Yani yıkılmadığımı düşünüyorum manasında değerli izleyenler. Alim tuni kaimen cümlesinde alim tuni. Şimdi değerli izleyenler efali kulüp olan alim tu alim tu neye gelmiş? alim tu burada failimiz ne? Tu burada faildir. Muttasıl bir faildir. Alim tu. Peki meful nedir? Ni. O da mefuldür. Ni. Alim tu ben bildim. Ni kimi? Beni bildim. Ben beni bildim yani. Şimdi burada söylediğimiz ifadeye tekrar dikkat çekelim. Fail ve meful aynı manada muttasıl zamir olabilir. Bakın alim tu ben. Ni o da ben. Ben beni bildim. Şimdi Muttasıl olacaksa zamirler, iki tane muttasıl zamir normal fiillerde aynı manadaysa bu şekil gelemezler. Farklı manadaysa yani biri ben biri sen alim tüke orada problem yok, alim tuhu burada da problem yok. Ama faille meful aynı manadaysa ikisi de muttasıl zamir olmazlar. Ancak bu hangi fiillerde olur? Ef'ali kulüp fiillerinde olur. İşte bu bunun hassasıdır. Darabede, ca, darabede işte diyelim ki mesela nerede? Terakede, bilmem ne de vesaire bunlar olmaz. Ama bu nerede olur sadece? İşte ef'ali kulüp fiillerinde olur. Evet, alim tuni. Muttasıl zamir ancak fail ve mefulayn manada alim tuni şeklinde burada olur. Peki Zıttıyla her şey daha iyi anlaşılır. Normal fiilde nasıl olur? Bakın normal bir fiilde Darab tu ni, ben kendime vurdum cümlesinde Darab tu ben vurdum ni bana. Ben bana vurdum cümlesi böyle kullanılmaz. Bu caiz değildir. Niye? Çünkü normalde fail ve meful aynı manadaysa o zamirler bir araya muttasıl olarak bitişmez. Araya nefis veya ayin kelimesi eklenir. Darabtu ben vurdum nefsi kendime vurdum. Ben kendimi dövdüm. Bu... Araya ne geldi bakın darap nefsi geldi. Nefis kelimesi mefulle fail arasında eklenir. Mefulle fail aynı manada ise muttasıl birbirine bitişik olamaz. Zaten farklı manada ise problem olmadığını ifade etmiştik. Kur'an-ı Kerim'de örnekleri var mı? Var. "Kale ahaduhuma inni es'a billah inni arani asur hamra Yusuf suresinde "ara" fiilinde değerli izleyenler eee işte rüyasını anlatıyorlar Hazreti Yusuf hapishanede. İki kişiden bir tanesi diyor ki: "İnni arani a'siru'l hamra ben e, şarabı sıktığımı gördüm rüyamda. Şimdi şarabı sıkmak derken tabii ki burada hani üzüm salkımını sıktığını görüyordum. Krala önceden sakilik yapan birisi, e, su tutan, şarap tutan birisi. Yani eski işime geri döndüğümü rüyamda gördüm." diyor değerli izleyenler. Burada arani'deki Era ni? Burada ne olmuş? Ni? E, zaten failimiz eranın altında. Ni de burada bitişik olarak gelmiş fail mefur aynı ikisi de mutasıl e, fiilin kendisinde bitişebiliyor. Ben kendimi görüyordum anlamında yani. Böyle kullanım var mı? Var gördüğümüz gibi. Dedik ki hastalar sadece bu ifade e, kurba has, hastır yani buna aittir. Başkasına ait değildir. Ama pratikte adime ve fakade gibi. İki tane fiil de bu türde muttasıl zamire bitişme hususunda aynı bunlar gibi kullanılmış. Burada niye böyle olmuş? Adime ve fakade fiilleri yani adim Tuni ben fakat tüni ben kendimi kaybettim cümlesinde araya fakat tünefsi adim tünefsi demem lazım ama demiyorum. Çünkü bunlar efali kulüp değil ama niye demiyorum bunlar niye istisna tutulmuş? Bunlar değerli izleyenler zıtlık manasından veya sebep manasından vecede ile birbiriyle zıt olduğu için vecedeye hamledilmiş. Yani vecede de neydi bu? Vecet diye biliyordum ben kendimi buldum. O zaman onun tam tersi olan adim tuni fakat tuni manasında da deniyor. Zıtlık uyumundan dolayı, zıtlık uyumundan alakasından dolayı değerli izleyenler adime ve fakade de bu kural, bu bahsettiğimiz kural efali kulüp olmadığı halde uygulanmıştır. İkinci kaidemiz ne? İkinci kaidemiz, kalsamız mefullerinin başına enne gelebilir. Normalde alim tu zeyden kaimen ama bakın alim tu enne zeyden kaimun şeklinde başlarına enne gelmiş mi gelebilir mi? Enne gelebilir. Peki bunu niye kalsa yaptı? Şunu demek istiyor. Aslında iki meful alan fiiller arasından e, altay babu veya sonra göreceğimiz sayyara babunun mefullerinin başına enne gelmez. Sadece bunun başına enne gelebilir. Alimtunun, Tu'nun i ali başına enne gelebilir. Bir meful alanların başına da enne gelebilir. Onda problem yok. Burada hassa olması şu demek. İki meful alan, üç bab arasında sadece bu babın mefullerinin başına enne gelebilir. Demek değerli izleyenler. Evet son olarak da son hassamız ilga ve i'mali ile caizdir. Bu terimler ne demek? Bunları bir görelim. Sonra örnek üzerinde daha netleştireceğiz. Yani ef'alü kulüb fiilinde ilga ve i'mal caizdir ve bu sadece ef'alü kulübe has bir şeydir. Peki ne bu? İlga ve i'mal ne? Ef'alü kulüb fiili değerli izleyenler tevessüt ettiğinde yani iki mefulün ortasında gelirse birinci meful önce geliyor, arada fiil geliyor, sonra ikinci meful geliyorsa veya tehhur ettiğinde, tehür ettiğinde yani önce mefulleri sonra bu fiil gelirse bu durumlarda fiilin i'mali yani o fiilin amel edip o mefulleri nasbetmesi veya ilgası da caizdir. Yani amel etmemesi, o, fi o mefulleri nasp etmemesi de caizdir. Genellikle tevessüt ettiğinde, arada kaldığında iamel edilmiş ama özellikle nefi değilse de e, sona geldiğinde değerli izleyenler ne yapılmıştır? E, genellikle ilga yapılmıştır. Yani amelden bozulmuştur. Şimdi bunlar çok teorik ve ilk kez karşılaştığımız için tam kafamıza oturmayacak meseleler. O yüzden örnek üzerinde daha iyi anlaşılacak. Örneğimiz ne? Alimtü zeyden muntalikan. Zeydin gidici olduğunu anladım. Örneğimizde bildim anlamında. Şimdi burada değerli izleyenler şunu söylüyor. Şimdi bir, eğer bu alime fiili başta değil de ortada olursa mesela nasıl olabilir? Hemen sol alttaki örneğimize bakalım. Zeyden alimtü muntalikan şeklinde. Önce birinci meful sonra ikinci meful gelirse. Yani fiil arada tevessüt ederse kalırsa. Burada... İlga da i'mal de caizdir. İ'mal amel ettirmek. Zaten burada amel etmiş Zeyd'en nasb olmuş. muntaliken nasb olmuş mef'ule olarak. Zaten fiillerin mef'ulleri fiilin önüne geçebilir mi? Evet geçebilir. Güçlü bir amildir fiil. Mefulü kendisinden önce de sonra da kullanılabilir. bunların gerekçeleri vardır. Anlamı anlama vurguyu değiştirir mi? Değiştirir ama bu nahvin değil belagatın konusudur. Ama geçebilir mi nahvi açıdan? Evet geçebilir. Mef'ul fiilin önüne geçebilir. Efeal-i kulüb fiillerinin mefhullerinden biri öne geçtiğinde veya ikisi öne geçtiğinde ilga ve i'mel caizdir. İstersek o Zeyden Alimtu'nun mefulü deriz, Muntalikan'ın mefulü deriz ki sol taraftaki örnekte de öyle dedik, böyle yaparsak fiil amel ettirdik ve bunları nasbetti fiil. Şimdi bu örnekler üzerinden daha iyi anlayacağız konuyu. Örneğimiz Alimtu, Zeyden, Muntalikan efeal kulübümüz iki mefulünü almış. Konumuz ne değerli izleyenler? İlga ve i'mal meselesi. Şimdi burada e, tevessüt dediğimiz yani fiil iki mefulün arasına geldiğinde zeyden alim tu muntalikan veya sonuna geldiğinde yani zeyden muntalikan alim tu gibi bir formata geldiğinde fiilimiz buralarda ilga ve i'mal caizdir. Şimdi i'mali görelim sol alttaki örneğimizi görelim zeyden alim tu muntalikan Burada öncelikle bildiğimiz aslında ara ara gördüğümüz bir mesele fiilin mef'ulü fiilden önce gelir mi? Evet gelir. Çünkü fiil güçlü bir amildir. Öncesinde, sonrasında olduğu önemli değil. Bir şekil amel edebilir. Mef'ul fiilin önüne gelebilir. Tabii ki gelmesinin gerekçeleri vardır, sebepleri vardır. Manaya tonaja etkisi vardır ama bunlar Nahvin değil belagatın konusudur gerekçeleri. Belagat okuyunca anlaşılacak gerekçelerdir. Nahiv buna izin olduğunu öğretir. Ama gerekçelerini belagat öğretir. Şimdi zeydan alim tumun talikan demek caiz mi? Zaten caiz. Meful öne geçebilir. İki meful birden de öne geçebilir. Burada ama fiil efali kulüp olunca şöyle bir artısı oluyor. Burada isterseniz zeydan alim tumun talikan cümlesini terkiben meful okuyorsunuz. Zeyden alim tu muntalikan. Zeyd birinci meful. Al ikinci meful diye biliyorsunuz İsterseniz de Zeydun alim tu muntalikun şeklinde ref okuyabiliyorsunuz. Nasıl? Diyoruz ki böyle olduğunda i, bu da ilga oluyor. Yani mefuller üzerindeki fiilin etkisini kaldırıyorsunuz. Mefuller eski haline dönüyor. Eskiden neydi? Mübteda haber. O zaman Zeydun başta olunca, başa gelince mübtedalık özelliği canlanıyor. Zeydun mübteda oluyor. Alim tu kendi halinde bir fiil. Muntalikun de o Zeyd'in haberi oluyor. Ya dolayısıyla müpteda haber cümlede geldiğinde değerli izleyenler alimenin mef'ul mef'ulü konumunda gelecek olan eee zeyt ve muntalik zaten anlaşıldığı için hasfedilmiş oluyor. Ama Zeydun muntalikun okunabiliyor mu nahvi açıdan? Nahiv buna onay veriyor mu? Evet müpteda haber olması mümkün olduğu için onay veriyor değerli izleyenler. Eğer mef'uller üzerindeki fiilin etkisini kaldırırsak buna ilga diyoruz. Yani müpteda haber yaparsak İlgâ da caizdir ama bu efali kulüp dışında başka hiçbir fiil de caiz değildir. İstersek i'mel de yapabiliriz. İkisini de amel de ettirebiliriz. İlgâ ve i'mel caizdir. En temel anlamıyla bu demek değerli izleyenler. Burada bir detay tabii ki onu söyleyelim. İbarede de görmüştük. Genellikle tevessüt ettiğinde i'mel yapılır, amel eder. Ama sona kaldığında, fiil sona kaldığında ilga yapılır eğer cümle olumsuz değilse değerli izleyenler. Şimdi daha iyi anlamak için normal bir fiilde mesela tevessüt ettiğinde ne yapılabilir örnek görelim. Mesela a'ta fiili iki meful alanların birinci babındaki a'ta zeyden dir hemen. Bunlar da fiil öne geçse, fiilin öne geçse bile başka seçenek yok. Fiil amel edecektir. Zeyden a'ta dirhemen. hemen. Burada zeydun ataytu dirhemun demek caiz değildir. Yani burada ilga yapmak caiz değildir. Efali kurup dışındaki fiillerde ataytu da buna en yakın örneğimiz. Evet değerli izleyenler şimdi konumuz iki meful alanların ikinci babı efali kulub. Efali kulubun ameliyle ilgili bir ilgayı gördük. İki i'mali gördük. Şu an konu itibariyle i'mal, amel ettiğini, ilgayı gördük. Bir de bir mesele daha var ve ameliyle ilgili. Bu da şu bu da biz buna talik diyeceğiz mesele itibariyle. Lafzen amel etmiyormuş gibi gözüküyor ama mahallen nasb ediyor mefullerini. Buna da talik diyeceğiz. Şimdi böyle bir konumuz geliyor. Efali kulüple ilgili bir mesele ama sadece efali kulübe has değil bu mesele. Bunun detayları var vesaire. Şimdi talik ne? Hemen izarın ibaresiyle. Bir kere nereden geldik taliye? Efali kulübü görüyoruz. Efali kulübün ameli noktasında bir şeyler gördük. İlga-i amel hasalarında. Buna benzer bir mesele daha var talik diye. Neymiş bu talik? İptalul ameli ala sebilil vücubi lafzan la Evet talik harflerinin dahil olmasıyla yani talik harfleri var. O harflerin dahil olmasıyla iptalul <laughs> ameli ameli bozmak iptal etmek ala sebilil vücubi zorunlu bir yolla mecburiyeten yani ee, ihtiyari değil ister boz ister bozma değil ameli mecburi olarak bozmak ama lafzan. Lafızda amel etmiyormuş gibi göstermek ama la manen yoksa manada amel bozulmuş değildir, manen mahallen etkisi devam ediyordur demek. Şimdi bu mesele aslında ne? Nereden çıkıyor? Değerli izleyenler talik harfleri efali kulübden sonra gelince burada bir çelişki meydana geliyor. İki kural çelişiyor. O kurallar ne? Talik harfleri efali kulüba gelince iki kural çatışır. 1 bu harfler talik harfleri cümlenin öncesini sonrasından ayırırlar. Bunlar başlangıç harfleridir. İki efali kulüp de iki meful alır. E, kendisinden sonrasını etkileyen yani kendisinden sonra, sonrasını bir şekilde kendi mamulü yapan bir fiildir efali kulüp. Güçlü fiildir. Ama araya talik harfi gelince mefulleri ile efali kulüp arasında talik harfleri de kendisinden öncesini sonrasından net bir şekilde ayırır. İraben. Peki burada ikisi çatıştı. Tali harflerinin dediği mi olacak? Yani talik harfinden sonra gelenler kendi cümlesine yeni bir cümle mi olacak? Yoksa e, gerideki fiilin mefulleri mi olacak? Burada arayı bulmaya çalışıyoruz. Tabiri caizse bunları yorumluyoruz tabii ki. Lafzen fiil amel etmiş gibi gözükmesin. Yani talik harflerinin dediği olsun. Onların etkisi devam etsin. Manense Burada asıl olan fiilin güçlülüğü olduğu için bunlar fiille alakalıdır. Fiil onları mahallen, mahalli olarak nasbetsin diyerek arayı bulmuş oluyoruz değerli izleyenler. Peki bu talik harflerimiz neler? 5 tane harfimiz var. Daha farklı ekleyenler var, 8'e 9'a çıkaranlar var. Ama bizim metnimizde geçen 5 harfimiz var. 1. İstifham edatı. Bakın örneğini görelim. Alimtu talik fiilim. şey efali kulubumuz. Ez zeydun amrun cümlesinde gördüğümüz gibi Burada istifham edatı tarih fiil efali kulüpten sonra gelmiş. Tarih harfi. Şimdi istifham edatı normalde bizde Türkçe'de mumi cümlenin sonuna gelir soru edatları. Arapça'da cümle başında sadri kelamda olur yani cümle başını ifade eder. Burada şimdi bura cümle başı mı alime mefulünün alime fiilinin mefullerinin arası mı? Şimdi burada bir çelişki meydana geldi. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki lafzan ibarede zeydun indeki emamrun diyorsun. Yani ne yapıyorsun? Müptedaya çeviriyorsun cümleyi. Lafzen fiil alime fiili Zeyd'e amel etmiyor. Ama oradaki hemzeyi kaldırırsak alimtu Zeyden olur. Ama oradaki talik harfi lafzen e, alimeyi engelliyor ama alime mahallen Zeyd'e ne yapıyor? Ne yapıyor? Kendi eee mef'ulü olarak nasbetmiş oluyor değerli izleyenler. İkinci talik harfine nefi edatı ra'eytu gördüm Ma Zeydun kun. Zeyd'in muntalik gidici olduğunu olmadığını gördüm. Şimdi burada Rafi ile kulüp. Peki burada Zeyd'en muntalikan olmalıydı. Ama ma araya girince lafzen amelini kesti ra'anın efali kulübün. Zeyd'in muntalikun şeklinde cümle müpteda habere dönmüş oldu. Evet burada sonra Rafi ile ama her halükarda Zeyden'i mahallen nas muntalikunu da mahallen nasb etmiştir. İki mefhulü olarak yani ra'aytu Zeyden muntalikandır ibarenin orijinali ama arada tarih harfi olduğu için lafzan değil de manen burada e, ra'afi ile amel etmiştir. İptidalamı, iptidalamı adı üstünde değerli izleyenler başlangıç cümlesinin başına gelir. Alimtu lezeydun zeydun muntalikun örneğinde. Şimdi le zeydun cümle başıdır. E, kural gereği bu anlama gelir. Ama alimtu de kendisinden sonra geleni mamuli olarak alan bir mefuldür. Bu çelişkiyi nasıl gideriyoruz? Le zeydun muntalikun lafzen haber oluyor ama mahallen alimenin bir ve ikinci mefulü olarak nasb oluyorlar. Kasem mu le kad alimtu le muniyeti muniyeti evet emellerimin taleplerimin geleceği gün o günü göreceğine dair yemin ediyor. Le kad alimtu bildiğine o güne emin olduğuna dair. Leka kad alimtu le muniyeti Şimdi bu, bu örnekte değerli izleyenler Kasem lağımından sonra, kasem lamı ile öncesinde ayrımı meselesinde bu sonuçta kasem lağımından sonrası alime fiilin mefulü mü değil mi lafzen değil ama mahallen nasb ettiği konumudur değerli izleyenler. Beşincisi de ibaremizde geleceği üzere haberinde iptida lağımı olan inne. Her inne değil de e, e efali kulüpten sonra gelir. Alimtu inne zeyden leka imin olur. Inne zeyden. Zeyd nasb olmuştur burada ama bu zeydi nasb eden innedir. İnnenin ismi olarak lekaimun da haberidir innenin haberi olarak. Ama lafzen böyle olsa da manen mahallen zeyden mahallen alimenin birinci mefolu kaimen şeklinde de kaimun kelimesi yani alimenin ikinci mefulu olmak üzere nasb olmuştur. Bunlar ne değerli izleyenler? Talike sebep olan harfler. Peki talik neydi? Talik aslında talik harfleri cümle başını ifade ediyor bir nevi. E ama alime de onları meful olarak almak istiyor. Bir şey meful olursa cümle başı olmaz ne yapıyoruz? Lafzen talik harflerinin dediğini yapıyoruz. Cümlede lafzen bir cümle boşalık yok. Ama manen e, efali kulübümüz olan fiiller e, o mamullerde etki etmiş, amel etmiş oluyorlar. Aslında işin ma mantığı şu. Efali kulüp kendisinden sonra da lafzan amel edemiyor talik harfi sebebiyle. Talik harfi e, ne yapıyor? Kendisinden sonrasını eski haline çeviriyor. Ama mahallen olaya baktığımızda değerli izleyenler mahallen olay incelendiğinde birincisi mahallen mensup oluyor talik harfinden sonra gelen. İkincisi de mahallen mensup oluyor. Efa gerideki lafzen arada engel olduğu için amel edemeyen efali kulübün bir ve ikinci mefoli olarak amel etmiş oluyorlar. Peki şöyle bir soru. Talik meselesine girince şimdi biraz daha e, konuyu daha detaylı anlattı. Talik sadece bu talik harfleri sadece efali kulüb olan fiile mi gelir? Hayır böyle değil. Efali kulüba gelir. Bir, iki efali kulüp olmayan ama kalbi olan fiiller yani efali kulüp olması için iki meful alması lazım. Efali kulüp olmadığı halde kalbi olan fiiller var. Bunlara da gelir değerli izleyenler. E, şekek tük gibi fiiller var. Bunlara da talik bitişebilir. 3 ilim manası olan her fiilde imtihan tu ve sel tu gibi bilgi manası olan her fiile talik bitişebilir. 4 efali hassa da yani 5 duyu organı havasıl hamse dediğimiz beş duyu organımızı ifade eden tattım, kokladım, hissettim gibi bu fiillerde de talik yapılabilir. Talik harfleri gelebilir. Ama herhangi bir fiilde zarabe gibi bir fiile efale, talik harfi gelir mi? Talik harfi gelmez. Talik harfi dört çeşit fiile gelir demiş oluyoruz burada da. Evet şimdi örneklerini görmüştük tabii ki. Bir iki tane daha örnek gör, görüp oturtabiliriz konuyu. Ra'eytu ma zeydun muntalikun örneğimizde ma araya gelince nefi edatı Zeydun muntalikun mübteda haber olmuş. Ama ra'a fiili sonuç itibariyle Zeyd ve muntalik de amel etmelidir. Ama lafza ne demiyor? O zaman mahallen bir amel edecek. Ne yapacak? Mahallen mübtedayı Zeydun'u mahallen birinci mefhulü olarak nasp. Muntalikun da ikinci mefhulü olarak haberi nasp etmiş olur değerli izleyenler. Bir tane daha örnek görelim. Tu le zeydun الْمُنْتَلِكُونَ İbtida alamı dedik ki talik harfidir. Vajet tu, Şimdi وَجَدَتْ Efali kulüptür ve meful almalıdır. Ama arada la, bir engel var. İbtida alamı. Bu iptida alamı önüne geçtiği için zeydun الْمُنْتَلِكُونَ Lafzen nasb olamıyor. müpteda haber oluyor. Ama mahallen وَجَدَ zeydunu Birinci mefuli olarak muntalikunda ikinci mefuli olarak mahallen nasb ediyor. Böylece değerli izleyenler Efali kulüp meselesini de nihayete erdirmiş oluyoruz. Nereye başlıyoruz? Şu an yeni konumuz iki meful alanların üçüncü babı sayyara babına başlıyoruz. Sayyara babı efali kulübe mulhak olanlar diğer ismi. Şimdi burada ne kastediliyor? Bakalım bir iki meful alanlarda ne var? Bir e'atay tubabı var. İki alim tubabı efali kulübe var. Üç sayyara babı var. Şimdi bu efali kulübe mulhak olanlar deniyor buna. Niye buna böyle bir şey deniyor? Yani ona benzeyenler. Niye benziyor? Bir, müpteda ve haberin başına geliyor. Aynı efali kulüp gibi. Sayyara'nın mefulleri de müpteda haber. İki, karine olmadığında iki mefulünün hasfedilmesinin caiz olmayış. Bir mefulünün hasfedilmesinin ise az oluşu gibi durumlarda efali kulübe benzediği için efali kulübe mulhak olmuştur bunlar olmuştur. Yani bunların mefullerin özellikleri aynı Efali kulübün mef'ullerinin geçen derste gördüğümüz özellikleriyle birebir aynı. İki mef'ul birden karineli karinesiz hasfedilmiyor. Bir mef'ulün karineyle hasfi de az. Bu iki konuda benzediği için ona mulhak sayılmış. Yoksa başka hiçbir benzerliği yok. Ayrı bir bab burası. Tabii ki efali kulubun hastaları var. Bunun hastaları yok. Niye ayrı bir bab? Çünkü bunun hastaları onun işlevi aynı birebir aynı değil. Mesela burada talik oluyor mu? Burada talik olmuyor. Talik efali kulübe has bir meseleydi. Şimdi değerli izleyenler, burada bu fiillere verilen başka isim var. Bu fiiller genellikle kıldı, etti, bir halden başka bir hale çevirdi gibi anlamlara geldiğinden dolayı efali taşıyır veya efali tahvil, daha meşhur adıyla efali tahvil adıyla da anılmış. Peki bu fiiller ne? Bu fiiller değerli izleyenler sayyara, ceale, tereke, ittekhede gibi fiiller. Sayyara dönüştürdü, çevirdi, ceale, tereke ittehade gibi fiiller değerli izleyenler. Bunlar cale kıldı manasında olursa calenin farklı manalarda kullanıldığı da var. Tarakeler bunlar sayyaraya benzediği anlamlarda ee, bunlar ne oluyorlar? Efali kulübe mulhak oluyorlar. Peki özellikleri ne? İki meful alıyorlar. Mefullerinde mantık ne? Efali kulübün mefullerinin mantığı neyse bunların mantığı da birebir aynı. Şimdi buna örnek görelim konumuza devam edelim. Ayet-i kerimeden Estaizu Nisa suresinden Ve Allahu Allahu Teala edindi Allah Azze ve Celle İbrahim'e kimi? İbrahim'i İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ı ne edindi? Halil'e dost edinmiştir. Allah Azze ve Celle İbrahim'i dost edinmiştir. İttehede bakın dört tane saymıştık. Ca'le ca, ale, ca ale, sayyara ca'le ca diye dört tanesini saymıştık. İttehede Allah'u Allah edindi İbrahim'e nasıl oldu? Bakın mor putonlu İbrahim kelimesi nasıl oldu? Niye ittehede bunu aldı? Mefhulü olarak Halil'e Mavi putonlu halilay e kelimemizde nasıl oldu? Çünkü ikinci mefuldür. Mefullerin özellikleri neydi? Bunlar müfteda haberdi. Yani İbrahim-u Halilun, İbrahim dosttur şeklinde e'ataytu babında yapamadığımız alakayı kurabilir miyiz? Kurabiliriz. Çünkü bu konuda efali kulüp gibi. Mefullerinin hasfi meselesine gelince orada da ne gibiydi? Örnek göreceğiz zaten ona. Orada da efali kulüp gibiydi. Fe cealnâhâ nekâlen limâ beyne Bakara suresindeki ayet-i kerime. Biz bunu nekâlen lima beyne yedeyhâ ve hem çağdaşlarına yaşadıkları dönemdeki insanlara hem de sonrasından gelenlere ibret veren bir ceza olarak yapıyoruz. Nekale lima beyne yedeyha ve ma halfaha ve lil Evet, bunu ibret verici bir olay olarak yapıyoruz ve mev'izatan lil muttakin ve takva sahipleri için. Allah'tan çekinenler, sakınanlar, Allah dediyse biz bundan ibret çıkarmalıyız diyenler için de bir nasihat, ibret veren bir ceza olarak bunları yapıyoruz. Ayet-i kerimede ceanna yapıyoruz, kılıyoruz. Ceanna iki meful alır. İki meful alanların üçüncü babı sayyara babındandır. Niye sayyara babı deniyor? Kullanılan en meşhur fiil olduğundan vesaire vesaire olduğunu Atı babında da söylemiştik babların ismini anlatırken. Her değerli izleyenler birinci mefulüdür. Zamir olduğu için zamirler mevni değil, irab almaz. Mahallen mensuptur. Nekalenden de ikinci mefulü olarak nasbetmiştir. Sayyar al khabbazu el acile khubzen. Khabbaz fırıncı. El acile hamuru khubzen. Ekmeğe çevirdi, dönüştürdü. Sayyara babımızın ismi. Sayyar al khabbazu khabbaz fail. El acile e, hamuru unu khubzen neye çevirdi? Ekmeğe dönüştürdü. Burada sayyaramız el acileyi birinci khubzeni ikinci mefhul olarak almıştır. Karine olduğundaki durumla ilgili. Men cealel Amele kim işi eksik yaptı diye bir soru sorsa birisi cevaben Ceale Ahmet Ahmet yaptı desek Ahmet neyi yaptı? İki meful birden hasfedilmiş. Yani cümlenin orijinali Ceale Ahmedu el amele naqisandır. Ama e, burada şimdi cümle soru cevap ilişkisinde bunlar çok net anlaşıldığı için ki biz buna karine diyoruz. Burada iki meful birden hasfedilmiştir ama bir meful de hasfedilebilir mi? Az olmakla beraber hasfedilebilir. Evet değerli izleyenler böylece iki müteaddi fiillerin iki meful alanlarının üç babını da bitirmiş olduk. A'taytu, alimtu ve sayyara babı. A'ta, alime ve sayyara babını bitirmiş olduk. Nereye geldik? Yeni konumuz üç meful alanlar. Şimdi bu da müteaddi fiillerin son konusu. Üç meful alanlarda ne var? Bunlar iki meful olan fiillerin özellikle efali kulübün bir derece daha müteaddi yapılmasıyla elde edilir. Yani müteaddi hatırlayalım maksud derslerimizden konuları. Müteaddi et, e, daha e, fazla müteaddi yapılabiliyor muydu? Bunları orada görmüştük. Bir meful alan iki meful alıyor. İki meful alan üç meful alabiliyor muydu? Kuvvetleşebiliyor muydu? Kuvvetleşebiliyordu. Burada iki mefulümüz, iki fiilimiz var. E aleme. Bakın alime. efali kulup E aleme. -alime, alime bildi. E aleme bildirdi. Bu üç meful alır. Era raa. Görüş, görüş bildirmek vesaire. Era gösterdi anlamına gelince iki meful almış olur. Üç meful almış olur. Affen. Özelliklerini görelim. Formülü görelim. Örneğini görelim. Bunların özelliği, bunların birinci mefulü altı babı gibidir. Yani birinci mefulü ikinci mefhulüne zıt olur. Müptada haber olmaz. Ama son iki mefulü ise efali kulüp gibidir. Yani birbirilerinin müptada haberdir. Yani birinci meful ikinci mefule zıttır. İkinci meful üçe zıt değildir. Yani daha net görelim. Birinci meful e'ataytu babu gibidir. Nasb ettiği ilk mefulü. İkinci meful ile üçüncü meful ise efali kulübün fiilleri mefulleri gibidir. 2-3 birbiriyle uyumlu. 1-2 Bir, birbiriyle uyumlu değil. Evet şimdi örneğimize geçelim. Aleme bildirdi. Zeydun zeyd faili. Peki kime bildirdi? Amran. Amra. Yani kime söylüyor bunu zeyd? Amra söylüyor, bildiriyor. Peki amra meful, Birinci meful. Amra neyi bildirdi? Bekran Bekri bildirdi. Peki Bekri ne olduğunu bildirdi? Fadilen Bekri'nin faziletli bir adam olduğunu Amra Zet bildirdi. Bakın şimdi hemen uygulayalım. Amran Bekran arasında altaytuba bu mefulleri arasındaki zıtlık olacak. Yani müptedah haber olmayacak. Amrun Bekrun olur mu? Amr Bekirdir gibi bir cümle olmaz. Müptedah haber olmaz. Zıttır. Yani birinci meful ikiye zıttır. Ama 2-3 arasında bir uyum var mıdır? Bekrun fadilen Bekrun fadilun Bekir faziletli bir adamdır. Bu cümle olur mu? Bu cümle olur. İkinci ve üçüncü meful efali kulüp gibidir. Aynı bütün kuralları aynıdır değerli izleyenler. Birinci meful ise atay tubabı gibidir. Kuralları aynıdır. Aslında üçüncü üç mefule müteaddide yeni bir konu görmüyoruz. Gerideki konuları böyle toplamış oluyoruz değerli izleyenler. Böylece üç mefulle müteaddi olanları da bitirdikten sonra aslında müteaddi konumuz bitmiş oluyor. İbaremize geçmiş oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. ibaremize başlamış olalım inşallah. Ve min hasaisiha. Hasaisiha. Ha zamiri nereye gidiyor? Efali kulübe gidiyor. Efali kulübün hasalarındandır. Ve min hasaisiha. Efali kulübün hasalarından yani ona ait olan özelliklerindendir. Ne? Bir. Cevazul ilgai vel imâli İ'mal ve ilganın ikisinin de caiz olması Efâli kulun hasalarındandır. Ne zaman ida tevassatat eğer o efali kulüp olan fiil ortalanırsa beyne ma'muleyha ma iki ma'mulü ma mef'ulü arasında ortalanırsa ilga ve i'malin caiz olması Efâli kulubun hasalarındandır. Nahvu Zeydun alimtu muntalikun örneğinde olduğu gibi bakın ibaremiz zeydun alim tu muntalikun ilgayı örnek vermiş metin aslında. Evte teakharat veya sona kaldığında nahvuz zeydun muntalikun alim tu şeklinde olursa ilga diye bir seçeneğin olması i'malin dışında efali kulübe ait özelliklerdendir, hasalardandır. Ve minha gene efali kulübe ait hasalardandır ne? Cevazu en yekune fa'iluhe. Bunların faillerinin, efali kulübün failinin olması, ve mef'u en yekuna faailuha ve mef'uluha faailin ve mef'ulunun olmasının caiz olması. Nedir olmasının caiz olması? Damirayni e, zamir, muttasileyni muttasıl متسل bir zamir e, müttehi değil mana, aynı manada muttasıl yani bitişik zamir olmalarının caiz olması gene efali kulübe ait hastalardandır. Nahvu alim tu ni kaimen alim tu ni kaimen örneğinde olduğu gibi. E şimdi hassa diyoruz istisnası var mı demiştik. Ve hum ile hamledildi yani buraya taşındı. Adime ve fakade diye iki fiil efali kulüp olmadığı halde fi hadel cevazi bu son saydığımız kaidenin cevazı hususunda adime ve fakade hamledildi. Taşındı ne üzerine? Ala vecede. Efali kulüp fiili olan vecedeye hamledildi. Neden? Zıtlık manasından vesaire. Bu buldu, bu kaybetti anlamında. Efali kulüp olmadığı halde iki fiilde de adim tuni ve fakat tuni deniyor. Son hastası ve min hastalarından sonuncusu cevazu hastalarının sonuncusundandır ne? Cevazu duhu li enne ala mef'uleyha mef'ullerinin başına ennenin gelmesinin caiz olması efali kulübün hastalarındandır. Nahvu alimtu enne zeyden kaimun üstüne basarak söylüyoruz değerli izleyenler. Burada hassa dediği iki mef'ul alanlar arasında sadece hassasıdır. Niye üzerine basarak diyoruz? Örneğin semia fiili bir mef'ul alan fiildir. Ama semianın mef'ulünün başına enne gelir mi? Gelir. Bir mef'ul alanlara gelir. İki mef'ul alanlar arasında hassadır bu. E, demiş oluyoruz. Evet istidrat yani geri gelmişken konuyla alakalı iken konuyla alakalı olmayan kısımları da değindiği başlıklara böyle söylüyoruz. Et talik konusu. Emme taliku ilga ve iamelini anlattı. Talik meselesine gelince önce göreceğimiz hurufu talik. Talik harfleri nedir? Talik neyle olur? Bir kelimetin istifami. İstifam kelimesiyle olur. Evin nefki veya e, nefiyle olur. Ev ibtidai iptidai. İptidai ile olur. Evil kasemi veya kasem ile olur. Ev inne el meksureti e, inneyi meksureyle olur ama idâ dekale fî haberiha idâ dekale bitişirse fî haberiha bu innenin haberine lamul iptida iptida lamu bu innenin haberine bitişirse bu inne tarih harfi olur. Peki talihin tarifi ne? Talifuhu ey İptalul ameli ameli iptal etmektir ala sebilil vucubi vacip olan bir yol ile lafzan ama lafızda ameli iptal etmektir la manen yoksa manada değil. Evet şimdi Peki talik sadece efali kulübü has bir konumu şimdi buna geliyor. Fe mu bu talik meselesi kapsar neyi? Hadihi efale. Efali kulübü kapsar bir ama üç tane konuyu kapsayacak. Dört tane hatta. Bir efali kulubu kapsar nahvu alimtu e zeydun indeki em örneğimizde olduğu gibi. Ve raeytu ma zeydun muntalikun ve cettu le zeydun muntalikun ve alimtu inne zeydan lekaimun örneklerinde olduğu gibi. Ef'ali kulüp olan fiiller talik harfleriyle bu arada birinde iptil alamı, birinde inne, birinde ma, birinde istifam kelimesi hepsine örnek vermiş. E, ef'ali hadihi efa dedi dediği ef'ali kulüpte olur talik. İki, ve külle her fiili kapsar. Ya'umu kapsar neyi? Ve külle her fiili kalbiyin kalbi manasında olan ama gayriha ne değil? Ef'ali kulüp değil. Yani iki meful almıyor. İki meful almayıp da kalbilik manası bulunan her fiili ki nahvu gibidir bu fiiller? Şekektu ve tebeyyentu ve nesitu gibi fiiller. Bunlar efali kulüp değildir ama bir meful alanlardır ama kalbi fiildir. Talik buralarda da olabilir. Üç ve külle her fiili ki yutlebu bihi o fiil kendisiyle kastediliyor. El ilmu ilim manası kastedilen her fiili de talik kapsar. Nahvu tu ve seeltu gibi fiiller. Bunlarda da talik yapılabilir. Dört diyelim ve minhu bunlardandır. 4 bunlardandır. Ef'alul havasi elhamsi, 5 duyu organını ifade eden fiiller. Kellemistu ve absartu ve semi'tu ve ve zuktu. zuktu tattım manasında. Şememtu değerli izleyenler kokladım manasında. Semi'tu duydum, absartu gördüm, lemistu ise dokundum manasındaki 5 duyu organının fiilleri de talik yapılabilecek alanlardan bir tanesidir. Niye istidrak dedik? Talik meselesinin efali kulüple alakasını anlattıktan sonra talin efali kulübe ait bir özellik olmadığını, dört çeşit fiillerde de yapıldığını bize göstermiş oldu. Evet. Val kısmu thalithu. iki meful alanların üçüncü kısmı. Efalun bir takım fiillerdir ki mulhakatun e katılan, mulhak olan. Neye? Bir efalil kulübi. Efali kulübe katılan bir takım fiillerdir. Hangi hususta peki efali kulübe benziyor da katılmış? fi mujarradi duhuli alel mubtada'i vel haberi. Mujarrad sadece demek. Sadece mübteda ve habere gelmeleri hususunda bir, iki ve ademi cevazi hazfihima ma'an. Mef'ullerinin ikisinin birden hasfinin caiz olmaması hususunda ve hazfi ahadihima fakat bila karinetin veya bir mef'ulünün sadece bir mef'ulünün bile karinesiz hasfedilmesinin caiz olmadığı hususunda efali kuluba benzemiştir. İbareyi bir daha okuyalım. İkinci benzerlik hususu hamledilmesinin gerekçesi ve ademi cevazi hazfi hima ma'an. İki mef'ulünün birden hasfinin caiz olmaması hususunda ve ve hazfi ahadihima fakat bila karinetin karine olmadığında bir mef'ulünün bile hasfinin caiz olmadığı hususunda benzemiştir. Başka bu mef'ullerle ilgili özelliği neydi efali kulubun? Ve <laughs> kılleti hazfi ahadihima fakat biha. Evet. Burada sadece bir mef'ulünün hasfinin karineyle bile olsa yani ikisinin değil de bir mef'ulünün hasfinin az olduğu hususta da ef'ali kulübün mef'ullerine benzemiştir. Nahvu sayyara bu fiiller nedir? Sayyara ve ceale ve tereke ve tekade gibi fiillerdir. Evet. Evet. Şimdi ve değerli izleyenler. Üçüncüsü neyin üçüncüsü? Bakın iki mef'ul alanları bitirdik. Bir, iki, üç. Şimdi üçüncü derken üç mef'ulle mutaddi olanlar aslında. Ve bir meful olan, iki meful olan ve su mutaaddin, mutaaddi geçişli olandır ila selaseti mefaile. Üç mef'ule birden geçişli olan fiillerdir. Nahvu a'leme ve ara gibi fiillerdir. Ve hâzihi mef'uluhâ el-evvelü bu fiillerin mef'uluhâ el-evvelü bu fiillerin ilk mef'ulu ke mef'uli bâbi a a'taytu. A a'taytu babının mef'ulu gibidir. Ve'l-ekhirâni son iki mef'ulü ise ke mef'ulay bâbi alimtu. Alimtu babının efali kulubun mefulleri gibidir. Nahu a'leme zeydun amran bekran fadilen örneğinde slaytta anlattığımız gibi değerli izleyenler. Böylece müteaddi fiili bir meful, iki meful alan, üç meful alan şeklinde en son sayyara efali kulübe mülhak alanları ve üç mefule mutal, mutal e, mulha, üç meful alanları görmüş olduk ve müteaddi fiil konusunu bitirdik değerli izleyenler. Yani aslında neyi bitirdik? Fiili tam nakıs diye iki Lazım fiili anlattık. Lazım fiilden sonra müteaddi fiile başladık. Birkaç dersleri müteaddi fiil yapıyoruz. Müteaddi fiilde bir mefhulle müteaddi olanlar, iki mefhulle müteaddi olanlar, üç mefhulle müteaddi olanları bitirmiş olduk. Aslında fiilin yarı konusunu bitirmiş olduk. Tam fiil kısmını bitirmiş olduk. Şimdi nakıs fiil konusuna başlamış olacağız. İki başlıkta onları da inceleyeceğiz. Bunların hepsi bittiğinde ne bitmiş olacak? Dokuz kıyasi amilden birincisi olan mutlak fiil bitmiş olacak. İsmi faile başlamış olacağız. Değerli izleyenler böylece 43. dersimizde fiil konusundan tam fiilin müteaddi konusunu bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde nakıs fiillerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İzlediğiniz Arapça dersleri programının videoları ve ders içeriklerine Lale Gül TV YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Lale Gül TV resmi YouTube sayfasına girerek oynatma listeleri kısmından Arapça öğreniyorum oynatma listesini seçin. İzleyeceğiniz dersi seçtikten sonra videonun alt kısmında bulunan açıklama kısmında ders içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz yazısının altındaki linke tıklayarak ders içeriklerinin bulunduğu slaytlara ulaşabilirsiniz. İndir butonuna basarak dersleri bilgisayarınıza indirebilir, istediğiniz zaman tekrar bakabilirsiniz.